Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet. Soru çözümüne devam ediyoruz. Biraz doğal afetler, biraz da iklim konusundan soru çözeceğiz. Bu süre içerisinde. Evet. Sesim net geliyor. Sorun yok. Evet, merhaba yeni gelen arkadaşlar, katılan arkadaşlar için de. Hoş bulduk hocam. Evet. Soru çözümüne başlayacağız. Yine ben bazı yerlerde duruyorum arkadaşlar. Teşekkürler hocam. Bazı yerlerde duruyorum. Sorunuz varsa onları alıyorum. Ama normal bir şekilde devam edelim. Yani her soruda da sorma gibi bir durum olmuyor. Birkaç soru çözüp ya da belli bir yere kadar çözüp sorun olursa orada size soruyoruz. Evet. Biraz seslerde sıkıntı olabilir. 2,5 gibi bir yayın yaptık. Orada da boğuk gelebilir. Benle alakalı bir sıkıntı yani. Biraz sesler değişti. O yüzden farklı gelirse ses bu nedenden dolayı olduğunu da hatırlatalım. Evet, başlıyorum arkadaşlar. Yorumları kapatıyorum. Evet, yavaş yavaş başlayalım. Denk gelmiş hocam. Evet. Hakkari'de çığ olayları yaygın olarak yaşanırken Ergene'de bu çığ olaylarına biz rastlayamıyoruz. Bu farklılıkta etkili olan faktörlere bakarsak. Şimdi iklim koşulları etkili olabiliyor. İşte kar yağışının daha fazla ya da daha az olması ama en önemli etken yer şekilleri. Neden? Çünkü bu alanlar arasında baktığımızda eğimli bir alan Hakkari, Dağlık Engebeli, Edirne düz bir alan. Yani üçü kesinlikle alıyoruz. Bu bizim için önemli bir nokta. Yani bunun dışında buradaki özelliklerden hangisini alabiliriz dersek işte iklim koşullarını biraz daha almak mümkün olabilir. Tabi burada yüzey şekilleri temel etken şu ikisi arasında kıyaslarken iklim koşulları da dikkate alınabilir. İşte bu kar yağışının az ya da fazla olması, işte karın orada kalma süresi, yerde kalma süresi gibi durumlar dikkate alınabilir. O yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 numaralı öncüler olmaktadır. Tabi farklılık kısmında değerlendirirsek bunları alabiliriz. Evet. Diğer sorumuz arkadaşlar ki açıklama verilmiş erozyon dış kuvvetler tarafından toprağın üst kısmının süpürülmesi olayıdır demiş ve buna göre bitki örtüsünün zayıf yağış rejiminin düzensiz olmasına bağlı olarak erozyon daha fazla meydana gelecek. Yani temel sebep bu olacak. Şimdi burada bitki örtüsünün zayıf, cılız olduğu, yağış rejiminin düzensiz olduğu alanları dikkate alırsak, Tuz Gölü ve çevresi var arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri zaten var. O yüzden doğru cevap 2 ve 4 numara olacaktır. Tabi burada ben yine şu özelliği size hatırlatayım. Çünkü bunu çok arkadaş karıştırıyor. Türkiye'de gerçekleşen erozyonun %99'u akarsu, sel. Türkiye'de gerçekleşen erozyonun yaklaşık %1'i rüzgar erozyonu. Birçok arkadaş rüzgar erozyonunu daha fazla olarak dikkate alabiliyor. Ama Türkiye'de daha çok arkadaşlar akarsu ya da sel erozyonu. Peki neden? Çünkü Türkiye'de baktığımızda en etkili dış kuvvet akarsular. Akarsularda aşındırma yapıyor tabii ki genç oluşumlu olmamıza bağlı olarak işte akış hızı fazla olması, bitki örtüsünün cılız olması gibi etkenler. O yüzden baktığımızda akarsu ya da sel erozyonunun daha etkili olduğunu Türkiye'de görmek mümkün. Evet, bu iki soruda takıldığınız bir yer, sormak istediğiniz bir yer var mı arkadaşlar?
Evet, yeni gelen arkadaşlara da hoş geldin diyoruz. Evet, yoksa diğer soruya geçeceğim. Arkadaşlar, kalp atmıyoruz. Kalp atmayalım, göz atalım. Evet. Diğer soruya geçiyorum arkadaşlar. Evet, diğer sorumuza bakarsak, akarsular, geniş yataklı vadiler, yani tabanlı vadi diyoruz biz bunlara, sığ olduğu yerler ya da eğimin az olduğu yerlerde görüyoruz. Aktıkları zaman yataklarındaki su miktarının arttığı dönemde taşkınlar oluyor. Ki Türkiye'de baktığımızda bu riskin verilen alanlar içerisinde, ki açıklamaya göre bakın ne olması gerekiyor? Geniş yataklı vadiler, yani eğimin az olduğu özellikle vadileri dikkate almak gerekiyor. Ki buna bağlı olarak da bu riskin daha fazla olduğu yer Ergene, özellikle biliyorsunuz Meriç Nehri sık sık taşıyor. Ki burada sığ bir yatakta akıyor. İşte Bulgaristan'da yine baraj kapaklarını açması durumunda birden akım artıyor ve Edirne sular altında kalabiliyor ya da Tekirdağ yine bu kısımda etkileyebiliyor. Yani verilen o bilgiye göre bakarsak doğru cevabımız 1 oluyor. Ergene, Meriç Nehri'nin sık sık taşma durumu dikkate alınır. Diğer yerler zaten yüksek engebeli alanlar, işte Kuzey Anadolu dağlarının olduğu kısım, Torosların olduğu kısım, Hakkari'nin olduğu kısım olarak dikkate alınabilir. O yüzden doğru cevabımız burada 1 numara oluyor. Evet, az önce daha önceki yayında çözdüğümüz soruya benzer bir soru. Fay hatlarını çizdiğimizde zaten bu sorular çıkıyor arkadaşlar. Bu sorularda fay hatlarını çizmenin önemi zaten vurgulamıştık. Ki tektonik deprem görülme ihtimalinin daha yüksek olduğu yer, verilen şıklar içerisinde Batı Anadolu fay hattının bulunduğu alanda yer alan Gediz olacaktır. Gediz grabeni zaten kırılmayla oluşmuş. Ama Mardin, Taşeli, Karaman, Yıldız, Istranca'nın diğer adı Yıldız arkadaşlar. Yıldız Dağları'nın olduğu kısımda deprem riskinin daha az olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bu iki soruda. Evet, rüzgar diyebiliyorsunuz ama değil. Daha çok akarsu sel. Rüzgar diye bilmeyin bundan sonra. Özellikle Türkiye'de akarsu sel. Yeni gelen arkadaşlara yine hoş geldin diyelim. Sorunuz yoksa biraz bekliyoruz çünkü geç gidiyor yayından dolayı. Sizin yazdıklarınız da biraz geç geliyor. Ki varsa bu iki soruyla ilgili takıldığınız bir yer cevaplayalım. Yoksa farklı bir soruyla devam edelim arkadaşlar. Tabii bu sorular herkes tarafından görülmemiş ya da duyulmamış sorular olabilir. Bazı sorular. 5'te arkadaşlar fay hatlarının geçtiği yerleri bilmek gerekiyor ki daha önceki canlı yayında izlerseniz onları çizdik, onlardan bahsettik. YouTube kanalımda var. Kuzey Anadolu fay hattı, Batı Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu fay hattını çizdik. Özellikle Gediz Batı Anadolu fay hattı üzerinde bulunduğu için o alanda deprem riski yüksek. Ama bunun dışında Mardin, Taşeli, Teke, Karaman, Istranca dediği yer, Yıldız Dağları, bu alanlarda deprem riski daha az. Yani direkt haritada fay hatlarını çizip bu alanlar dışındakilerde ya da biraz daha uzak olan yerlerde deprem riski az diyoruz. Evet, dediğim gibi arkadaşlar farklı bir soruya geçiyorum. Başka sorunuz yoksa ona bakalım. Yani bu her zaman çıkan ya da her zaman gördüğünüz bir soru değil. Şu an arkadaşlar soruyu çözmüyoruz. Soruyu çözdük. Şu an ben soruları çözdükten sonra zaten yorumları açıyorum. Yorumlardan göremeyebilirsiniz şu anki durumda ama az sonra yorumları kapatacağız. Evet, orada da görülür ama bitki örtüsünün cılız olması demiş o soruda. Evet. Merhaba hocam. Yorumu kapatıyoruz hocam zaten söylerken. Şu an soru çözmüyorum. Şu an ara verdik, soru soruyoruz. Yani anlaşılmayan bir yer var mı diye soruyoruz. Evet. Farklı bir soru dedim. Londra tipi
Bir de Los Angeles var arkadaşlar. Londra tipi hava kirliliği sanayileşmenin yoğun olduğu bölgelerde, başta sanayi ve konutlardan çıkan zehirli gazların oluşturduğu hava kirliliğidir. Dediğim gibi bir de Los Angeles diye bir hava kirliliğimiz var. O şekilde bir isim verilmiş. Londra tipi var. Ki Londra tipinin bu alanlarda dikkate alındığında daha az görülme ihtimalinin olduğu söylenebilir. Tabii sanayileşmeye bakacaksınız. Çünkü yukarıdaki açıklamadan da bu var. İzmir, Gaziantep, Adana, İzmit gibi illerde sanayileşme daha fazladır. Ama Menteşe dediğimiz alanda, Muğla dediğimiz alanda sanayileşme daha az. Buna bağlı olarak bu tür kirliliğin görülme ihtimali daha düşük olacaktır. Yani bunlar her zaman gördüğünüz kelimeler, gördüğünüz özellikler olmayabilir. Böyle bir farklı soru da sorulmuş. Evet, diğer sorumuza baktığımızda arkadaşlar, ki heyelan olması için eğim, yağış, kirli toprak yapısı, tabakaların eğim yönünde uzanışı gibi faktörler etkili olabiliyor. Buna göre Türkiye'de heyelanların en çok zaten bölge olarak Karadeniz'de olduğunu söylemiştik. Özellikle Doğu Karadeniz en çok olan yerler arasında. Samsun, işte Antalya, Artvin, Adana, Çanakkale gibi şıklar var. Ki burada da Doğu Karadeniz'de bulunan Artvin bizim doğru cevabımız olacaktır. Daha çok Doğu Karadeniz'de görüyoruz heyelanları. Evet, sorusu olan varsa yine bunlarla ilgili alabilirim. Yoksa çözüme devam ediyorum. Evet, yoksa arkadaşlar devam edelim. Onları bana iletebilirsiniz hocam. Müsait olduğumda bakarım. Evet, yoksa arkadaşlar devam ediyorum. Evet. Haritada verilen taralı alanda hangi doğal afetin görülme olasılığı daha azdır? Şimdi Türkiye'de, Karadeniz'de yağış rejimi düzenli olduğu için, bakın bunu da karıştırıyorsunuz. Yağış miktarı değil, yağış rejimi düzenli olduğu için, yaz kuraklığı yaşanmadığı için Doğu Karadeniz, işte Batı Karadeniz gibi alanlar başta olmak üzere bu alanlarda orman yangını riski daha azdır. Dediğim gibi sebep ne dediğimizde yaz kuraklığının görülmemesi ya da yağış rejiminin düzenli olmasıdır. Kesinlikle yağış miktarını dikkate almıyorsunuz. Çünkü yağış miktarı fazla olup da rejim düzensiz olursa yine orman yangını riski fazla olacaktır. Mesela işte Muğla, yağış fazla ama ne zaman fazla? Kışın fazla. Ancak yazın sıcak ve kurak geçiyor. O yüzden orman yangını riski yüksektir. Ki bu şekilde kıyaslamalarda yağış rejimini kullanmak daha doğru olacaktır. Hangisi Doğu Anadolu deprem, yani DAF dediğimiz fay hattı kuşağında yer alan bir il değildir? Ki baktığımızda Doğu Anadolu fay hattı, pardon. Doğu Anadolu fay hattı kuşağı ya da Güney Anadolu fay hattı kuşağı çizersek şurada. Daha önceki canlı yayında dediğim gibi onları birebir çizmiştim. Doğu Anadolu fay hattı dediği kısım şu. Kuzey Anadolu fay hattı dediği kısım şu. Batı Anadolu fay hattı dediği kısım şu oluyor. Tabi buradan yola çıkarak Doğu Anadolu fay hattını çizdiğimizde üzerindeki illeri dikkate alacaksınız. Ki Doğu Anadolu fay hattı kuşağında baktığımızda İzmit bulunmaz. Çünkü İzmit Kuzey Anadolu fay hattı kuşağında yer alan bir ilimiz olacaktır. Kolay sorulardan birisi olmuş. Ki burada sorusu olan varsa sorsun, yoksa ki ben diğer canlı yayında doğal afetler testini çözmüştüm. Doğal afetleri bitireceğim, iklim konusuna geçeceğim. Evet, doğal afetlerle ilgili sorusu olan varsa sorabilir. Evet, 12. soru, depremi açıklayayım. Düzce, Bolu zaten deprem riskinin yüksek olduğu alanlar. Onun dışında Orta Karadeniz'de baktığımızda Tokat civarı,
Yani Doğu Karadeniz'de deprem olmaz gibi bir şey yok arkadaşlar ya da Batı Karadeniz'de, ama özellikle Bolu, Düzce depremlerinde hatırlarsınız zaten Düzce depremini. Bunun dışında Orta Karadeniz'de zaten yine deprem riskinin fazla olduğu alanlar var. Yani Doğu Karadeniz'de tamamıyla ya da Batı Karadeniz'de tamamıyla deprem olmuyor şeklinde bir şey zaten mümkün değil. Ama orman yangını riski bu verilen doğal afetler içerisinde diğerlerine göre daha az görülen doğal afetimizi oluşturuyor. Ama orman yangını için yağış rejiminin düzenli olduğu alanlarda, yaz kuraklığının yaşanmadığı alanlarda daha az olduğunu zaten söylüyoruz. Evet. Arkadaşlar, daha az. Yani şu değil. Bu kesinlikle burada olmaz. İşte orman yangını Karadeniz'de olmuyor. Ya da işte çığ atıyorum Marmara'da hiç olmuyor demiyoruz. Sadece işte görülme ihtimali en düşük ya da 40 yılda bir olabiliyor. Ve doğal afet kısmını dikkate alırken orman yangınlarında doğal çıkan ya da doğal olarak görülen orman yangınlarını bahsediyoruz ya da kastediyoruz. Yani orada insan çıkarmış, zaten bu beşeri bir afet oluyor. O doğal afet olmuyor. Sağ ol hocam, teşekkürler. Evet, dediğim gibi arkadaşlar artık iklim konusuna geçeceğim. İklim konusuyla ilgili birkaç soru çözelim. Bu şekilde yayınımıza devam etmiş olalım. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar, yorumu yine kapatıyorum. Yorumları ben arada açıyorum. Sebepse şu, özellikle soru çözdükten sonra takılan bir yer varsa kafanıza onları sormanız için. Evet. Yükselti arttıkça gerçek sıcaklık değerleriyle indirgenmiş sıcaklık değerleri arasındaki fark artmaktadır. Buna göre gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık değerleri arasındaki fark daha azdır diye sormuş. Demek ki az diyorsa daha alçak, yükseltinin az olduğu bir yeri dikkate almamız gerekiyor. Ve alçak yerler genelde biliyorsunuz fiziki haritada yeşil renkle gösterdiğimiz alanlar. Direkt işte yeşil renk olursa 0-500 arası oluyor. Bu da yükseltinin az olduğu anlamına geliyor. Ki Erzurum olamaz, Tokat olamaz. Çünkü bu alanlarda baktığımızda yeşil renkleri de Tokat'ta mesela görebiliyoruz ama çok fazla yeşil renk hakim değil. Ama bunlar içerisinde en alçak, tamamıyla yeşil renkte gösterilen Edirne, Trakya kısmında bulunan ilimiz var. Demek ki gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık farkı az diyorsa daha alçak, fazla diyorsa daha yüksek yerleri alıyoruz. Bazı arkadaşlar bu kısımda şuna takılıyor. Düz yer değil. Düz demek alçak demek değildir. Bunu özellikle vurgulayarak söylüyoruz. Düz olup yüksek olabilir. Örneğin Erzurum Kars Platosu gibi. Yani orada düzle alçak yüksek kısmını karıştırmayalım. Ona dikkat edelim. Evet, Ocak ayı sıcaklık ortalamaları göz önüne alındığında verilen merkezlerden hangileri arasında sıcaklık farkı daha fazla olur? Ocak ayı dikkate alındığında hangi iki merkez arasında sıcaklık farkı daha fazla olur? Ocak ayında en sıcak yerler Akdeniz kıyıları. En sıcak yerler Akdeniz kıyıları. En soğuk yerler Kuzeydoğu Anadolu'da karşımıza çıkıyor. Ki Ocak ayı ortalamalarını dikkate aldığımızda böyle bir sonuç gördük. O zaman doğru cevabımız 3 ile 4 olması gerekiyor. Yani D şıkkı olarak dikkate alıyoruz. Evet, bu iki soruda sorusu olan var mı arkadaşlar? Dediğim gibi birinci soruda düz değil, alçak bir yer arıyorsunuz. Çünkü her düz yer alçak olmayabilir. İkinci soruda da en sıcak ve en soğuk yerleri dikkate alıyorsunuz. İki merkez arasındaki sıcaklığı soruyor hocam ikinci soruda. Ocak ayında iki merkez arasında en fazla sıcaklık farkı. Yani en sıcakla en soğuk yerleri bulmak gerekiyor.
Arkadaşlar, o yorumu kapat diyen arkadaşlar. Şu an soru çözmüyoruz. Şu an takıldığınız yer var mı diye soruyoruz. O yüzden yorumları açıyoruz. Bunun dışında soru çözerken yorumları kapatıyoruz. Evet, sorunuz yoksa devam edelim arkadaşlar. Varsa yine bu iki soruyla ilgili sorabilirsiniz. Yoksa devam ediyorum. Evet. Yukarıda verilen illerin hangisinde sadece sıcaklık faktörü, bakın burası önemli, sadece diyor, yani diğer faktörleri düşünmeden sıcaklığı dikkate alarak bu soruyu çözüyoruz. Tarım ürünlerinin daha erken olgunlaşması söz konusu. Tabii sıcaklık ortalamaları biraz yüksek olan bir yer. Nemli ve ılıman bir yer olabilir. Mesela Çankırı'da ılıman karasal iklim var. Mersin'de Akdeniz iklimi ve güneyde olması itibariyle tarım ürünleri daha erken olgunlaşacak Mersin ilinde. Sivas yüksek bir yer, karasal bir yer, daha geç olgunlaşır. Erzurum zaten bunlar arasında en geç olgunlaştığı alan olacaktır. Balıkesir kıyı kesimde ve sıcaklık ortalamaları diğer 2 de aldık tabii ki. 3, 1 ve baktığımızda 4'e göre daha fazla bir sıcaklık ortalamasına sahip. O yüzden daha erken olgunlaşacağı yerler Mersin ve Balıkesir illeri olacaktır. O yüzden doğru cevabımız 2 ve 5 numaralı alanlar olmaktadır, iller olmaktadır. Evet, bulutluluk, ki burada da hemen yeri gelmişken onları söyleyelim. Türkiye'de bulutluluğun en fazla olduğu yer Doğu Karadeniz. Ki güneşlenmenin en az olduğu yerde tabii ki bu anlamda Doğu Karadeniz oluyor. Bunun dışında baktığımızda ki doğru cevabı bulduk. Bulutluluk oranı daha fazla diyorsa Doğu Karadeniz, güneşlenme oranında burada en az olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bulut olsa güneşi görme ihtimalimiz düşüyor. Kolay sorulardan birisi olmuş. Ki güneşlenme süresinin en fazla olduğu yer Güneydoğu Anadolu. Akdeniz diyen arkadaşlar çıkıyor ama değil. Güneşlenme süresinin en uzun olduğu yer Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Bunu da unutmamak gerekiyor. Evet, sorusu olan var mı arkadaşlar? Bu iki soruyla ilgili olarak. Doğu Karadeniz'de bulutluluğun fazla olma nedeni sürekli yağış, ki yağış rejiminin düzenli olması, işte nem oranının yüksek olması gibi faktörler sayılabilir. Doğu Karadeniz'de özellikle yağış rejiminin düzenli olması, nemliliğin yüksek olması, bulutluluk oranının yüksek olmasında dikkate alınabilir. Güneşlenme süresinin en fazla olduğu yerin Güneydoğu Anadolu olmasında karasallık, buna bağlı olarak da bir yağışın az olması, bulutluluğun az olması ve enlem faktörü dikkate alınabilir. Evet. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Yorumu yine kapattım. Evet. Türkiye'de yağışların fazla olduğu alanlarda aşağıdakilerden hangisinin fazla olduğu söylenebilir? Yağışlar fazlaysa arkadaşlar, kimyasal çözünme daha fazla, ki yağışla olursa, nemlilikle olursa bu çözünmeye biz kimyasal çözünme diyoruz. Eğer sıcaklık farkına bağlı olursa biz o çözünmeye fiziksel ya da mekanik çözünme adını veriyoruz. Kimyasal dediği için yağış, nemlilikle alaka kurmak gerekiyor bu kısımda. Maksimum nem sıcaklıkla doğru orantılı. Maksimum nem artarsa yağış ihtimali azalır. Karlı gün sayısı, tabii yağış deyince sadece kar söz konusu olmaz. Nadas alanları, yağış olan yerlere daha az olur. Yeraltı zenginlikleriyle zaten bunun bir alakası yoktur. Onu dikkate alabiliriz. Evet, diğer sorumuz dikkate alınırsa şu soruyu çözelim arkadaşlar.
İklim tiplerinden hangisinin mutlak konuma bağlı olarak Türkiye'de yaşandığı söylenebilir? Şimdi Türkiye'de orta kuşakta bulunduğumuz için Akdeniz iklim şartları yaşanıyor. Buna bağlı olarak matematik konum, mutlak konumu dikkate almamız gerekiyor. Evet, bu kısımda arkadaşlar sorusu olan var mı? Sorusu olan yoksa burada bitirmiş olalım. Evet, Akdeniz mutlak konuma bağlı olarak gerçekleşiyor. Evet, sorusu olan yoksa soru çözümünü burada bitirelim. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Başladınız mı? Başladınız mı? Başladım. Şimdi başlayacağım. İlk akşam başlasam diye düşündüm.